Sayın seyirciler, İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek 29 Ekim günü milyonları ulusla buluşturan strateji ve siyaseti yazdı. Perinçek, AKP iktidarını yıkmak için CHP, MHP, İşçi Partisi, DSP, AKP'nin yurtsever kitlesi, ÖDP ve TKP ve partisiz yurtseverlerin birleşmesinin kaçınılmaz olduğuna vurgu yaptı. İşte Doğu Perinçek'in Silivri cezaevinden kaleme aldığı yazıdan öne çıkanlar. Barikatı yıkan kuvvetler. İşçi Partisi, Atatürk Gençliği, Atatürk'ün Aydınları, Milli Anayasa Forumu, DSP, AKP'ye oy vermiş yurtseverler, PKK'nın kuyruğunda olmayan sosyalistler. Ulus meydanlarının temsil ettiği güç, Türkiye'nin geleceğini belirleyen güçtür. Yani çağdaş ve çalışkan halktır. Bu güç, çağdaş kentlerle yurtsever Anadolu'nun birleşimidir. Geleceğin Türkiye'sini bu kuvvet kuracaktır. Ve bu kuvvet Türkiye'de hükümet olmak için yeterli kuvvettir. Halka önderlik edecek güce sahiptir. O nedenle ulus meydanının zaferi kesindir. Atatürk gençliği göre başına. Bağımsız, özgür ve çağdaş Türkiye 2007 baharında da ayağa kalkmış ve Tayyip Erdoğan Abdullah Gül yönetimini korkutmuştu. O zaman halk iktidarını amaçlayan bir önderliği yoktu ve o büyük birikim düzene teslim edildi. Bugün farklıdır. Ulus meydanının önderliği artık devrimcidir, milli hükümet amaçlıdır. Bu zafer doğru önderlikle kazanılacaktır. Birincisi, milli hükümeti kurmak için ulus meydanlarını iktidar hedefli bir siyasal örgütlenmede birleştireceğiz. Bu iş dernekçilikle olmaz, particilikle olur. Bugün CHP, MHP, İşçi Partisi, DSP, AKP'nin yurtsever kitlesi, ÖDP ve TKP ve partisiz yurtseverler AKP iktidarını yıkmak ve milli halkçı bir hükümet kurmak için birleştirilecektir. Türkiye'nin %60'ı parlamentodaki partilerden vazgeçmektedir ve yeni bir seçenek arıyor. Bütün araştırmalar hep o %60'lık güce işaret ediyor ve o %60'ı temsil edenler 29 Ekim 2012 günü biz varız diyerek milyonlarca halk olarak aynı bayrak altında toplanmıştır. Parola ay yıldızlı al bayraktır. İşareti Atatürk'tür. Atatürk'te birleşme, iktidar mücadelesi meydanında siyasal partilerin bir cephede birleşmesidir veya zamanla tek bir partide birleşmektir. Türk bayrağı altında Atatürk'te birleşenler elbette tek bir parti çatısı altında da birleşebilirler ve birleşeceklerdir. Demek ki ulus meydanının iktidar için örgütlenme planı %60'ı birleştirmek amacıyla siyasal partiler düzleminde bir cephede ve giderek partide birleşmektir.